Şimdi, Arkadaşlar, ben bir anlatayım. Ben de yani. buradayım da. Hayır, bir İsmail Dükel, bir de İsmail Bey dinleyelim. Ankara'yla tamam. biraz geç bağlantı tamam. kuruyoruz yani, malum. İsmail Dükel, Dükel duyalım sizi de. Hocam Kaybedim. size bırakacağım yani. sözü şimdi. o zaman. Buyurun yani İsmail. Esası usulü bilmiyorum ama yani e, esastan doğru söylüyor hocamız. E, Kaçıyoruz. Şimdi e, bu felaket geliyorum diyen bir felaket göstere göstere gelen bir fen. Doğru, evet. Hiç kimse buradan bir tek e, satır endişe etmesin ya da şüpheye düşmesin. Yıllara sari bir olay var. Daha önce Hande söyledi. Siyanürün e, karışması 20 ton öyle böyle değil. 8 ton 8 kilo siyanür ve seyreltilmesiyle ve 20 ton. Karıştı o toprağa gitti. O de yapılan açıklamalarda hiçbir şey olmadı. E yani karıştı ama zararı olmadı. İşte bu zaten Fırat'a gitmedi de bilmem ne. Ya yani çevredeki ağaçlar kurudu. Hı. Şimdi evet. bu siyanürle oyun olmaz. Siyanürle çalışıyorsan eğer çok çok dikkatli olacaksın. Ve bu ve bu e, vahşi e, kapitalistlerin eline insafına bırakılmayacak bir konudur bu. Evet şirket ağır sorumludur. O şirket mümkünse bu ülkede bir daha hiçbir alanda faaliyet göstermemelidir. Mümkünse diyorum tabii ki yani yine de ünlem koyuyoruz. Bana göre hiç olmamalı da hani mümkünse yapabiliyorlarsa. Hiçbir biçimde şu anda açık da kapalı açık ne varsa hiçbir faaliyeti ne izin verilmemelidir. Ama şimdi bu burada bitmiyor. Bu şirket ceza aldı siyanürü karıştırdı toprağa, boru kırıldı bilmem ne falan filan ceza aldı. Kaç lira övünüyoruz. 16 milyon 400 bin lira ceza verdik. İyi güzel, harika. Peki sonra ne oldu? 88 gün kapalı kaldı. 88 günün sonunda 3 kat kapasitesi arttırılarak devreye sokuldu. Niye? O 3 aylık bir kayıp var ya kayıp. Zararı var ya zararı şirketin onu nasıl kapat kapatacak? 3 kat kapasitesi arttırıldı ama denetim 3 kat artmadı. Şu anda devlet gerçekten afazıyla, o suyla, bu suyla, askeriyle, polisiyle neyi var ne neyi yok o insanları 9 kişiyi o toprağın altından çıkarmaya çalışıyor. Ama devletin asli görevi o 9 kişiyi daha önce canla başla çalışıp o toprağın altına sokmamaktı. Evet. Şimdi canlı başla çalışıyorlar. Bu doğru. Çevre Bakanı nerede bu arada bilmiyorum. Geldi mi gitti mi bilmiyorum. Ee, sevgili Emrah söylerse sevinirim. Şimdi bütün bunlar, bütün... Ağustos ayında denetleme olmuş. Hande söyledi. Sekiler yapılmış. Evet doğru görüyoruz. Şimdi bu, bu, bu şöyle bir şey oluyor. Toprağı çıkartıyorsunuz. Siyanürü katıyorsunuz. Altın çözülüyor. Ondan sonra çıkan o toprağı o molozla orada biriktiriyorsunuz. Ona da liç diyorlar. böyle seki seki yapıyorlar. Kademe kademe yapıyorlar. Orada bir dağ oluşuyor. Bu dağda bu dağ oluşurken o tepecik oluşurken bir mühendislik hatası var mı yok mu? Bilmiyoruz. Ha, şirketin umurunda olmaz. Şirket oradan çıkartacağı her gram altının peşinde. Her gram altının peşinde ne mal olursa olsun senin ağacın kurumuş, kuşun ölmüş, insanların ileriye dönük hastalıklarla boğuşmuş umurunda olmaz. Ama devlet, devlet o şirketi doğru dürüst denetlemeliydi. Ağustos ayında denetleme olmuş. O toprağın ne olduğu belli. Neden o hiç doğru yapıldı mı yapılmadı mı kontrol edilmemiş. Ha bugüne kadar çok fazla denetleme olmuş. Denetleme maşallah yani sayfalar Ama denetleme var, denetleme var bir yığın denetlemenin sonunda hala bunu yaşıyorsak biz o denetleyenler de denetlenenler de ciddi anlamda sıkıntılıdır. Fulya, Fulya bir şey eklemek lazım. Yani bak burada bir kez daha söylüyorum. Yapalım, bir 21 bir Haziran sonra. 2022'deki kazada Merak etmeyin, bir bugünkü gibi bir durum söz konusu olmadı. Bak bir kez daha söylüyorum resmi rapordan okuyorum 21 Haziran 2022'de ne olmuş? 21 Haziran 2022'de e, ee, ulaşım yoluna içerisinde 8 kilogram siyanür bulunan 20 tona yakın seyreltilmiş siyanür solüsyonu maden alanı içindeki ulaşım yoluna o boru hattındaki bağlantı parçasındaki hasar sebebiyle dökülüyor. Yani İsmail Düken'in anlattığından sanki o zaman e, Fırat Nehri'ne ee, solüsyon siyanür solüsyonu karışmış gibi bir anlam çıkıyor Bir. Hayır ben i̇kinci onu söylemedim. Bir, ben, onu ikinci söylemedim. Ikinci ben onu söylemedim. Ben onu söylemedim. Tamam, ben, ben onu bir söylemedim. Sevgilim de bir, bir saniye. Bitireyim. Teker teker tamam, gidelim. Tamam ben bir bitireyim. Ben onu ben söylemedim. Bir teker, Yok bitireyim. bitince olmuyor. Ben bir bitince olmuyor. Ama ben daha bitirmedim. Ben, ben buna cevap vereyim. <laughs> Sen ondan sonra ikincisini söyle lütfen. Peki. Şimdi evet doğru. Ben oraya şey Fırat'a karıştı falan da demedim. Hani iddiaları söyledim olduğu gibi. Diyelim karışmadı. Kabul ediyorum karışmadı. Peki nihayetinde o zehir toprağa döküldü. Fırat'a gitmediyse yağan yağmurla beraber yeraltı suyuna gitti. Yeraltı suyu nereye gidiyor? Fırat'a gidiyor. Yani doğrudan Fırat'a boşalmamış olabilir ama yeraltı, yeraltı sularına karışması vasıtasıyla Fırat'a ulaşmış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani, tamam, yapayım, anladım, değiliz. anladım. Biz ne ee, kadar muhteşem olduğunu anlatacak değiliz. Anladım, değil. anladım, anlatayım, anlatayım. Şimdi bu zor dönemlerde, bu tip konularda birilerinin de e, popülizm dışında gerçekleri anlatmasında yani ben fayda, gerçekleri fayda var. Ben de gerçekleri anlatıyorum işte. Gerçekler, var. gerçekler tam da burada. Şimdi, Diyorum şimdi, ki, Türkiye, denetleme az önce, nerede? Az önce ben ne dedim programın başında? Son yapılan 5 ölçümde dedim, bu kayan topraktaki Siyanür ölçümünde dün 0.7 çıkmış. Bugün sıfır çıkmış topraktaki siyanür oranı. Neden? Çünkü bu altını ayrıştırmak için kullanılan siyanür solüsyonu ve doğada da İsmail Dükkel de muhakkak biliyordur. Siyanür bulunur. İnsan sağlığını Kesin tehdit miydi? etmeyecek oranda bulunur. Yani, i̇nsan evet, sağlığını insan tehdit edecek vardır, oranı insan sağlığı tehdit edecek oranın çok çok doğrudur. altında. Çok çok altında. Dolayısıyla burada biz henüz işlerimizin işlerimize ulaşılamadığı bir süreçte kamuoyunu yanlış bilgilerle kaygıya ve endişeye sevk etmemek için e özen göstermek zorundayız. Da yani burada burada bakın kamuoyuna yanlış, bu, bilgi, şu var. Var. Şöyle bir yanlış bilgi var. Şöyle Şurası bir anlam yanlış bilgi var. Şurası yanlış diye Ya İsmail Bey siz bakın ben size diyorsunuz ki siyanür toprağa karıştı. Ben de size diyorum ki rakam veriyorum. Bu rakam diyorum doğada bulunan siyanür oranının oranıyla aynı İnsan ee, insan sağlığını tehdit edecek boyutlarda değil. Zafer ben Bugünkü o 8 rakam, kilodan 8 ama siz diyorsunuz, kiloluk yanından bahsediyorum. Mevcut diyorsunuz. durumdan değil. Tamam şunu da söyleyeyim Mevcut bırakayım. Mevcut durumdan ben değil. Ben sen beni dinlemiyorsun ki. Tartışmak istemiyorum böyle ben bir konuda. Inlemedin. Ben dinlemedin. Ben, 8 kilodan bahsediyorum. 8 kilodan. <laughs> e, o, o, bahsediyorum. O 8 kilo toprağa karıştı, karıştı diye 16 milyon lira ceza verildi zaten ya. Ben de ondan bahsediyorum işte size ya. Ne olduğunu anlatıyorum. O zaman niye ceza verildi madem siyanür karıştırdı da? Bir de şu var. Şimdi yani tartışıyorlar ama şehircilik aslında o ketin verilmemesi gerekiyor. Bakan derin. Yardımcısı ne? Fatma e, şey Varan o. orada Batıka sürecin başından ben... beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı orada çalışmaları koordine mi? ediyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin deprem bakanlığı gibi bir gerçeği var. Zaten. Bakanlığı orada ve Çevre Şehircilik Bakanı nerede dedi? Türkiye'nin de, nerede olduğunu anlatıyorum. Türkiye'nin deprem gibi bir gerçeği var. Hani bir yıl önce 6 Şubat'ta bizim milli gelirimizin %10'unu bir gecede yok eden 104 milyar dolar hasara sebebiyet veren 15 milyon insanımızı etkileyen bir deprem gerçeğimiz var ya biz o insanlarımızı süratle konutlara kavuşturmaya çalışıyoruz bölgeyi yeniden imara çalışıyoruz ve o işin sorumluluğu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakan Mehmet Özhas ya e. o yüzden Sayın Bakan deprem bölgesinde bakan yardımcıları tam kadro sahada illa bir suçlu aramak şu günlerde bu ben zor günlerde toplumu kamp kurmaya e, Arkadaşlar Ben bir devreye gireyim. Çevre Bakan soruyorum. Yardımcısı Fatma Varank ilk günden itibaren bölgede 24 saat sürekli orada eee eee de e, dediği doğru Zafer'in hem onunla uğraşıyor hem de dakika dakika her gelen raporu okuyarak ne yapılması gerektiğini de karara bağlıyor bunu söyleyeyim. Zafer Bey siz tamamlayın. Mesut Hakkıcaş'ına da söz vereceğim. Kendisi de harita üzerinde Tahtaya bir değerlendirme yapmak istiyor. Epeydir de ayakta kaldı. Siz oturuyorsunuz. Şimdi Mesut Hakkıcaş'ın hocamı fazla kızdırmayalım. Kendisi bu konularda birazdan e, arıza moduna geçebilir. Ben kendisini severim, severim. O yüzden onu fazla... E, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Buyurun Mesut Hocam. Görüntüyü açın isterseniz. Bir laf bu çok önemli. Bu iyi mi? Şimdi e, bütün Türk milletine e, ya, olsun bir diyorum ben. Fulya, bir e, şöyle söyleyeyim. İsmail Bey'in söylediğine tamamen katılıyorum. Buradan çıkan bir gram altın bu dokuz vatan evladını asla geri getirmez. Bu mesele bir force major Yani beklenmedik haldir hukuken. Yani nedir? Bu çöküntünün bu şekilde çökmesi. Bir heyelandır. Beklenmedik Sebepleri değil var ki. Mi? Bekleniyormuş zaten. Hayır hocam. O başka şey yani hukuken anlatıyorum ben. Bu bir force major Beklenmedik hal. Ne diyor AFAD raporunda? Bütün bu konuşlanma yapılırken deprem ve beklenmedik hal, su baskını gibi her şeye uygun yapılması gerekiyor. Hmm. Ve bu anlatacağım biraz sonra. Kurulmadan evvel ruhsatlandırılması. Türkiye bir hukuk devleti. Her şeyin tedbirini almış. Az önce sayın arkadaşlarımızın söylediği gibi devlet bakanlarıyla orada. Öyle mi? Efendime söyleyeyim bütün silahlı kuvvetler orada. AFAD ekipleri orada. Bilim adamlarımız orada. Evet. Bir daha bir şey olmasın diye. Ve... Devlet bütün imkanlarıyla, radarları dahil bu göçüğün altından bu vatan evlatlarını kurtarmaya çalışıyor. Hı hı. Şimdi olayı kısaca bakalım. Bu aslında madenin kapatılması, kıymeti konuşmacının ifade ettiği gibi, zehirli kimyasalların tespiti ve 2022 yılındaki siyanör solüsyon borularının yırtılması gibi olaylar yargıya tekabül ediliyor. ve geçici kapatma cezası verilmiş. Bunun neden olduğunu şimdi hukuken anlatacağım. Ancak önce olayı bir tanımlamamız gerekiyor. Burada görüldüğü gibi taraçalandırma yapılmış. Fakat e, ilk yapılan tespitlerde şunu görüyoruz ki sıkılaştırma yapılmamış. Bir yeterlik olarak yani bunların üzerinden e, kamyonla geçilmiş yeteri kadar bir şekilde e, sıkılaştırma dediğimiz silindirlerin geçmesi gerekiyor. Ve yağmur da gelince toprak yumuşuyor tabi. E, diğer maden uzmanları söyledikleri ve raporun That kendisini yani gibi. şu bölgedeki sıkılaştırma yetersiz suyu da yiyince toprak hareketleniyor tamam. Ve peki bu ikincisi bu yağmur suya drenajının yapılmaması ve drenaj çatlakların olduğu ortaya çıktı zaten de bu üçüncü kusur da Fırat nehrine yakın olması evet 3 kilometre demek ki bu mesele bir hukuki çok önemli İkincisi çevre hukukunu çok yakından ilgilendiriyor çünkü Fırat milyonların sağlığını ilgilendiriyor yani burada çevreye sığacak herhangi bir şey, efendime söyleyeyim, pek çok insanın yiyeceği, içeceğini, buğdayını buradan çıkarıyor. Dolayısıyla onların hak sağlığıyla siyanörün suya karışması büyük bir tehlike. Peki bu olayda verilen ilk raporda bakıldığında şu siyanür havuzu dediğimiz siyanürün bir şekilde arıtılmasını buraya karışmamış. Verilen raporda bu işin e, sevindirici tarafı. Yani herhangi bir şekilde siyanür kirlenmesi yok. Bu taraçalandırma da Burada meydana gelen topraktaki kalan siyanürün buharlaştırılması için bütün dünyada bu şekilde yapılıyor. Yani üçüncü husus şu. Buradaki alay olayda 0 9, 49 itibariyle kontrola çıkıyor mühendisler. Affedersiniz siyanür buharlaşıyor mu Evet çatlakta tespit yapılıyor. Siya, siyanür güneşi, güneşi gördüğü güneşi zaten havuz yapılmasının nedeni o değil miydi? E, e, buharlaşınca o buhardan ne oluyor o siyanür? Oraya geleceğim şimdi bir dakika acilen boşaltıyor mu arkadaşlar ve ondan sonra bir daha gidiliyor 14-28'de şey acilen şey boşaltma şey yapılıyor şey şey. yani anne hanımın söylediği gibi tahliye yapılmış, şey. yapılmış. bu 9 tane evladımızın Suyla buraya, buraya gitmesinde Güneş gördüğü zaman galiba şey oluyor etkisini getiriyor e, tamam doğru mu yani, yani? yani bakın, o yüzden bu havuzların Buradaki 3 kilometre kavramını oraya akar diye görmemek lazım Bak, hayır, hayır. İlk endişe Ama buydu bakın, biliyorsunuz. Fırat'ın havzası diye görmek lazım. Mesela İstanbul ta, ta Osmanlı zamanında su sorununu çözmek için düzceye kadar su havzasıydı. Ve düzceye kadar sanayi işletmesi yapmak yasaktı. Sonra da kanun değişikliği yapıldı. İSKİ'nin kontrolünden çıkartıldı izin alınması. Olursa diyorum Sanayileşme. ben. ben Sanayileşme. Bu da anladım. aynı şey Fırat'ta da söz konusudur. Buradaki sorun bakın. Başka şeyler var tabii e, sağ olsun e, Zafer bir şeyin altını çizdi. Ben de devlet menfaatini düşünerek bazı şeyleri söylemiyoruz. E, İktidarlı olmak lazım. Ama su havzasının olduğu bir yerde bu izinlerin verilmesi dikkatli olmalıydı. Bu konudaki çevreyle ilişkinin daha dikkatli yapılması gerekiyordu. Ben gerekliydi. de aynı şeyi söylüyorum efendim. Kim ne derse desin burada bu işin yapılabilmesi için ta FETÖ'cülere kadar uzanan bir yapısı var. Bunu kimse unutmasın. Yani 2010'lu yıllarda bu medyaya yansıdı, tartışıldı, burada olmaması gerekir dendi ama oldu. Yani buradaki atık depolama havuzunda yıkımın olmadığı... Bayram Bozkurt, raporda Savcı tesprili. Bayram Bozkurt. Üç, üç tane bölge amiri, bu vatan evlatlarıyla Konteynerdeki deminki kazada görüldüğü gibi ve, ve kamyon şoförü bu olayda küçük e, altında evet. kaldı. Şimdi AFAD'ın raporuna bakıldığında sınır değerleri az önce Zafer Bey'in söylediği gibi bu sınırlar e, beynelmüler sınırlar. Yani e, bir defa tesislerde kullanıcı hatası ve malzeme ve sınır aşılması yapılmış mı? Bunları tespit etmeye çalışıyor savcılarımız. Civardaki hasar ve ziyandan elbette biraz sonra anlatacağım firma sorumludur. İşletenin sorumluluğu var burada. Bunu anlatacağım ne olduğunu. Tesislerde force majör hali vardır. Ancak e, afetlerin dikkate alınması gerektiğini kanun öngörmüş. Şimdi burada 1700 tane personel arama kurtarma personeli radar dahil. Bunu teknik olarak şunu da söyleyeyim gelen arkadaşlarımızdan orada e, vatan evlatlarının telefonları var. Belki bu telefon sinyallerinden ulaşmanın şeyi var biliyorsunuz. Belli bir müddet. Sinyal alınmış. Sinyal alınmış evet, Bunu sinyal da ilk gün sinyal ama. Sinyal istihbaratçılarımız vardır orada silahlı kuvvetlerden. Hı hı. Onu da çalışıyorlar. Şimdi burada şöyle bir eleştiri de şu. Bu Munzur segmentindeki chat raporlarında Deprem bölgesine 111 kilometre mesafede olduğu söyleniyor. Yanlış yere yapıldığı da konuşuluyor. Yani depremden evet, hı hı. onu anlattım. Doğru bir yere. Rusatlama evet. konusunda. Şimdi hidrojen siyanür emisyon şeyisi bir defa acaba canlılar için akıt kronik etkiye sahip olup olmayacağı meselesi var ve dış ortamdaki hava kalitesini ne kadar etkili? Sayın Bakan'ın dediği gibi. Şimdi bu mesele aynı zamanda ekonomik. Neden ekonomik? 2013 yılı kayıtlarına göre. Bor, Demir, gümüş, kurşun ve kömür dahil yaklaşık 49 tane maden çeşidi var Türkiye'de. 700 tonla 16 milyar ton malzeme işleniyor Türkiye'de ve insanlar Türk ekonomisine bu konuda katkıda bulunuyor, istihdam sağlanıyor ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Peki bizim kanunumuz dedi hukuk ne diyor bunda? Madencilik sektörü bugün çıkmış bir şey değil. Daha Osmanlı'dan Cumhuriyete kadar gelmiş bir e, önemli bir sektör Türkiye'de ve barındırdığı tehlikeler icabıyla bir defa tehlikeli bir iş. Bu nedenle kanun koyucu hem cezai hem de kısıtlayıcı hükümler getirmiştir. Nedir bunlar? İş sağlığı güvenliği, ceza hukuku ve mahallinde uygulama denetleme sistemi getirmiştir devlet. Bütün modern devletlerde olduğu gibi. Peki eksiklerimiz var mı? Şimdi bakıldığında... Tamam, tamamlayın kısa bir araya gideceğim. Birincisi şimdi. maden kanunu, ikincisi iş kanunu, üçüncüsü iş sağlık güvenlik hukuku bunları denetler. Ve ceza hukukunun en önemli kısmı burası. 85 ve 89. maddeleri taksirle uygulama ve öldürme var mı burada? Yani işleten bunu kasten mi yapmış veya herhangi bir şekilde gerekli tedbirleri almamış mı? Şimdi savcılık bunu inceledi. İki, hukuki ve cezai düzenlemeler nedir? Arama ruhsatından itibaren, birincisi arama ruhsatı, burada onu alacak. İkincisi işletme ruhsatının olması lazım. Bu ruhsatlar alındıktan sonraki duruma baktığımızda asıl burada kusurluluk halini araştırmamız gerekiyor. Evet. Hocam bu yüzden soruşturma da evet açıldı. 8 kişi gözaltında. Bizim şu an tabii ki bütün ihmalleri konuşalım, hukuki boyutunu konuşalım. Ama e, gelin yani gelin görün ki bugün 3. günde bitiyor artık. E, saatlerdir, günlerdir. Ee, çalışmalar sürse de 9 kişiye henüz ulaşılamadı görüyoruz ki zaten evet ihmal var hatalar var yanlışlar var bundan sonra böyle faciaların yaşanmaması için alınması gereken, gereken örneğin nedir onları anlatacağım evet isterim. hocam şimdi bir araya gideceğim tamam. ama burada ama asıl bugün olan, şunu biliyoruz yani, arkadaşlar bilsin işleten kusurumdur burada Amerika'ya dünyanın neresine gitsen. Hukuken cezalandırılacak. bunu evet. anlatacağım ne olduğunu. Evet. Yani tabii bir yandan da açıklamalar da geliyor. Evet bakanlar bölgede gerçekten bir takip yapıyorlar, incelemeler yapılıyor. Siyanür tehlikesinin olmadığı söylendi. Bilim insanları Hande Hanım da dedi bakanlığın dışında... Normal birçok üniversiteden giden bilim insanları var sahada. Bir de Onlar burada da çok bir yanlış bilgilendirme var. Bilgi kediliği var. Halkı Hı. bir şekilde yanlış yönlendiriyorlar. Bir, siyanür tehlikesi yok. İki, bölgedeki e, bu kaymadan sonra e, Fırat Nehri'ne e, ulaşmaması için bu akan malzemenin e, menfes kapaklarının kapatıldığı söylendi. Şu an çevresel bir risk yetkililerin söylediğini iletiyoruz. Bir risk yok diyorlar ama... 9 kişiye hala ulaşılamadı. Gözümüz kulağımız Erzincan'da, İliç'te olacak. Emrah Çakmak ve Halil Kahraman da haber takiplerine devam edecekler. Çok teşekkür ediyoruz Emrah ve Halil sizlere. Umuyoruz ki 9 işçi için bir haber gelir ve sizlerle paylaşırız. Çok kısa bir araya gideceğiz. Şimdi aradan sonra tekrar buradayız.